İstanbul yeryüzünde dünya haritası içinde müstesna bir yeri olan son derece ehemmiyetli, son derece kıymetli yerlerden biri ve belki bir tanesidir. Bunun önemini dünyada anlamayan, kavramayan olmamıştır. Hatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari-i Şerif'te tespit edildiği gibi İstanbul üzerinde müminlerin ve Müslümanların dikkatini toplamıştır. Çok sahih bir hadiste, hadis-i şerifte Resul-i Zişanımız Efendimiz bölükler halinde bir takım Müslüman mücahitlerin, Müslüman gazilerin, mücahitlerin İstanbul'u fethettiklerini görüyorum şeklinde ciddi bir haber vermişler. Sonunda da hemen hepimizin malumatı olduğu gibi لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّةِ وَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ hadisiyle bütün açıkça ifade etmişlerdir. Her cihetle önemli bir dava için insanlığı ihata edecek olan bir dava için İstanbul'un fethedilmesi son derece önemliydi. Bu öneme, İstanbul'un ehemmiyetine 1400 yıl evvel parmak basan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam. İnsanlığı kuşatan bir dava için. İslam davası biliyorsunuz insanlığı kuşatan bir davadır. İslam davası sadece Arabistan davası olmamıştır. Sadece Arapların bir davası olmamıştır. Bütün insanlığı içine alan bir davadır diyoruz. Bütün insanlığın dünyada ve ahirette huzurunu, saadetini, barışını, sulhunu, sükunetini, adaletini temin etmek maksadıyla arş-ı âlâdan arza gelen din-i İslam bütün insanlık için gelmiştir. Arabistan için değil, Araplar için hiç değil.